Merhaba, ben Doçent Doktor Emrah Yalçınalp. Bugün peyzaj mimarlığı bölümü arazi uygulamaları çerçevesinde size Liriodendron tulipifera yani Amerikan lale ağacı ya da lale kavağı ya da sarı lale kavağı gibi bilinen bir bitkiden bahsedeceğim, bir ağaçtan bahsedeceğim. Tabii Liriodendron tulipifera deyince Amerikan lale ağacı olarak Türkçeleştirdiğimiz isminden de anlaşılacağı üzere akla gelen ilk şey bu bitkinin bir Amerikan menşeli bir bitki olduğu, Amerikan kökenli bir bitki olduğu. Gerçekten de özellikle Amerika'nın kuzey kesiminde ve Kanada'nın güney kesiminde oldukça popüler olan Massachusetts'te, Illinois'te oldukça karakterize olmuş bu eyaletlerin temsilci ağacı olmuş bir bitkiden söz ediyoruz. Liriodendron tulipifera ile ilgili söylenebilecek ilk şey çok hızlı büyüyen ve nispeten kısa ömürlü bir bitki olması. Ama tabii kısa ömürlüden kastımız böyle 5-10 yıl değil. Hani 100 sene, 150 sene, 200 sene bir ağaç için fena yaş lifespan dediğimiz yaş sınırı değildir. Amerikan lale ağacı da yine böyle 150-200 senelik ömrüyle kısa ömürlü sayılabilecek hızlı büyüyen bir ağaçtır. Bunu özellikle şu yüzden belirtiyorum. Yani kısa ömürlü demek yani bir iki nesli, üç nesli insan neslini rahatlıkla götürür. Ama evet ağaçlar açısından bakıldığında çok uzun ömürlü olduğunu söylemek oldukça zor. Genel olarak odununun oldukça gevrek olması temel sebep olarak gösterilir. Fırtınalardan, kar baskılarından. Hani güçlü bir ağaçtır aslına bakarsanız ama hani odununun bu gevrek yapısı itibariyle çok fazla dışarıdan bakıldığında gördüğünüz kadar uzun bir ömre sahip olmamasının en temel nedeninin bu olduğu söylenir. Birçok yerde hani bu 30 metre dedik ama bu ortalama 50 metre ve üstüne kadar büyüdüğü gözlemlenmiştir yine Amerika'da. Bu anlamda oldukça büyük bir bitkiden söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Amerikan lale ağacının tabi lale ağacı olarak isimlendirilmesinin en temel nedeni çiçekleri oldukça bir ağaçta görmeye alışık olmadığımız büyüklükte ve güzellikte çiçekleri laleye benzetildiği için biraz bu ismi almış Amerikan lale ağacı. Eğer ılıman iklimlerde ise Nisan ayından itibaren başlar çiçeklenmeye ama beklenen Amerikan lale ağacından beklenen Haziran ayında çiçeklerini göstermesidir ki bu çiçekler de sarımsı yeşil, yeşil. Nadiren böyle kremede çalar ama genel olarak sarımsı yeşil. Oldukça gösterişli bir çiçektir. Ve bol miktarda nektar barındırır. Tabii nektar demek en çok kelebek ve arı demektir. Nektar biraz daha fazla kelebek demektir. Bu anlamda özellikle arılar ve kelebekler için de çok cazip bir tür olduğunu söyleyebiliriz ki ben sıklıkla polinator bahçelerden hep çok söz etmeyi severim. Çünkü bunun her zaman bir dünyalı olarak bir sorumluluk olmasının yanı sıra bir peyzaj mimarı olarak da böyle bir ödevimiz olduğunu düşünüyorum. Tarım ekonomisine katkımızla tükettiğimiz besinlerin %80'ine varan bir oranda özellikle arılara ve sineklere, böceklere borçlu olmamızdan ötürü Amerikan lale ağacı da yine bu anlamda kullanılmasında fayda olan bir bitkiden söz ediyoruz. Bir bitkidir diyoruz. Şimdi Amerikan lale ağacı ile alakalı söylenen en önemli şeylerden bir tanesi bitkinin büyük bir bitki olduğu, bir diğeri kısa ömürlü, nispeten kısa ömürlü bir bitki olduğu, bir diğeri çiçeklerin oldukça gösterişli olduğu. Bir diğer önemli özellik de özellikle Amerika'nın doğu kısmındaki yani bitkinin reprezente olduğu, temsilci olduğu yer Amerika'nın kuzeyi ve doğusu yani daha doğrusu doğu boylu boyunca yani Florida'ya birazcık girer böyle güneye ama hani genel olarak doğu kısmıdır. Böyle Amerika'nın haritasını üçe ayırırsanız, üç sütuna ayırırsanız en sağdaki sütunun içerisinde genellikle yayılır Amerikan lale ağacı. Tabii burada çok önemli sorunlardan birisi şudur. Kentsel alanlarda özellikle çok yaygın bir türdü Amerikan lale ağacı. Çok yoğun olarak kullanılır. Ama kök sistemi o kadar güçlüdür ve önüne ne gelirse darma duman eder ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu doğu kısmında Amerikan lale ağacının kökleri tarafından degrade edilmiş, parçalanmış, kırılmış kanalizasyon boruları, fiber optik kablolar, su boruları yani ne yerin altında ne varsa zaman zaman parke taşları yani bunların tamiri özellikle lağım borularının ya da su borularının belli yerlerine Amerikan lale ağacının köklerinin girerek tıkaması iş kolu doğurmuştur.
Ve Amerika'da Amerikan lale ağacının kökleri tarafından zarara uğratılmış bu altyapı ekipmanlarının tespiti ve değiştirilmesi ciddi bir iş kolu haline gelmiştir. Amerikan lale ağacı genellikle derin, zengin ve nemli toprakları sever. Nemli topraklarda bulunmaktan hoşlanır. Ve dediğim gibi bu çok güçlü kök yapısı onu oldukça spesifik bir tür haline getirir. Ve genel itibariyle de habitusu biraz böyle piramidal, konik bir habitustur. Kabuk genellikle koyudur ve işte kahverenginin tonlarındadır. Dallar yumuşak ve kırılgandır. Hani bu onu zaten beklediğimiz kadar böyle yoğun gördüğümüzde şaşırdığımız o kocaman heybetli görüntüsünün yanında nispeten böyle kısa ömürlü yapan özelliklerden birisi de budur. Odunu oldukça hafif ve bu da onu özellikle doğal olduğu coğrafyada kültüre sokarken şöyle bir özellik katmış. Mesela Amerikan yerlileri bu ağaçtan çok kolay yüzen sallar imal etmişler, kanolar imal etmişler. Çünkü yoğunluğu düşük bir odun olduğu için ki doğru hatırlıyorsam eğer desimetre küpü 400 gram gibi bir şey, yani bu oldukça aslında düşük bir odun yoğunluğu demek. Bu nedenle zaman zaman hani bu yüzer aletlerin yapımında da kullanılmasına şaşırmamak lazım. Tabii yaprak formu oldukça özgün, çok farklı, çok karakteristik. Böyle gördüğümüz zaman hiçbir şeye benzemiyor. En az ginkgo biloba gibi böyle hafızada kalan bir yaprak formu var. Böyle hani sanki çok simetrik bir şeyin aynalanması, hani mirror komutu vermişsiniz de ana eksenden aynalanmışsınız gibi çok simetrik ve çok keskin hatlı, oldukça ilginç bir yaprak formu var. Ve bu nedenle de hafızada cidden hemen kalıyor. Böyle bir şeyle karıştırılması oldukça zor. Bunun yanında tabii çiçeklerinin de çok özgün olduğunu söylemiştik zaten. O da hani o bitkiyi hafızaya kazıyan özelliklerden bir tanesi. Kozalığa benzeyen meyvesi ise böyle 8-9 santimetreye kadar boylanabilen ve içerisinde bol miktarda tohum barındıran ve uzun süre bitkinin üzerinde kalan bir meyve oluşumundan bahsetmek mümkün. Bazen kışı bile bitkinin üzerinde geçirebilir, o kadar uzun süre ağacın üzerinde kalan bir meyve yapısından bahsediyoruz. Liriodendron cinsinin yeryüzünde bilinen iki taksonu var. Bunlardan birisi bizim bahsettiğimiz Amerikan lale ağacı, Liriodendron trufera. Bir diğeri ise Çin kökenli, Liriodendron chinese ya da chinensis ya da sinensis. Bu iki Liriodendron da Magnolia familyasından. Dolayısıyla hani bunu da bilmekte fayda var. Zaman zaman Manolya olarak da isimlendirilmesinin en temel sebebi bu Manolya ailesinden olması. Ama tabii çok da fazla hani buna itibar etmemek lazım. Çünkü yerel isimlendirmeler her zaman yanıltıcı olabiliyor. Mesela Mississippi Nehri'nin boyunca da bitkiye daha çok lale kabağı denir. Tulip poplar. Ama bu da çok doğru bir tabir değil. Ama bilmekte fayda var. Aslında Onsentia diye bir kullanımı da var. Onsentia da yerliler tarafından söylenen isim. Yani yolunuz Amerika'ya düşerse, özellikle bu doğu ve yani doğunun güney kısımlarında Onsentia denen bitkinin de yine Amerikan lale ağacı olduğunu bilmekte fayda var. Amerikan lale ağacı bir ışık bitkisi. Dolayısıyla en tahammül edemediği şeylerden birisi de gölge. Gölge toleransı oldukça düşük. Zaten bu yüzden hızlı büyüyor. Yani çünkü bir an önce erişmesi lazım güneş ışığına. Bu nedenle hızlı büyüyen bir bitki. Bununla birlikte çok güçlü kök sisteminin her zaman hani vurgulamak lazım. Önemli bir özellik olduğunu söylemek lazım. Bununla birlikte bu hızlı büyüyen ışık bitkisi, kök sistemi çok güçlü olan ışık bitkisinin su altında kalmaya toleransının çok çok düşük olduğunu ve böyle sürekli su altında kaldığında ya da özellikle kirli bir toprakta kullanılırsa, geçirimsiz bir zeminde kullanılırsa, taban suyunun olduğu bir yerde kullanılmasının onu öldüren ilk şeylerden birisi olduğunu da belirtmekte fayda var. Liriodendron trufera, süksesyon dediğimiz döngünün, bitkisel döngünün ilk aşamalarından birini oluşturuyor. Bu nedenle genellikle gördüğümüz Liriodendron truferalar doğal alanlarda hani böyle 50-150 yıl arasında kalan süksesyonun ilk dönemindeki bitkiler oluyor. Çünkü yanına yeni bitkiler geldiğinde Liriodendron trufera kısa ömürlü bir bitki olduğu için yerini onlara bırakıyor. Ama bir alan degrede olduğunda oraya gelen ana vatanında, oraya gelen ilk türlerden birisinin
Liriodendron trifer olduğunu bilmekte fayda var. Tabii bu onu dediğim gibi öncü türlerden, pioneer species dediğimiz süksesyondaki öncü türlerden biri yapıyor. En büyük düşmanlarından birisi sarılıcılar. Eğer bitkinin gövdesine bir sarılıcı musallat olursa ya da hani ona ulaşırsa, Wisteria sinensis'ten tutun asmalar gibi, bitkinin en tahammül edemediği şeylerden birisi bu. Bu kadar güçlü, kökü işte fiber optik kabloları, metal boruları yok eden bir bitkinin bu kadar kolayca hani bir sarılıcı tarafından zarara uğratılması biraz ironik olsa da, özellikle ışık rekabetinde çok güçsüz bir bitki olması onu bu anlamda oldukça düşkün, oldukça rekabetten uzak bir bitki haline getiriyor. Yine bu da oldukça önemli bir özellik. Tabii ciddi anlamda bir polinizasyon besleyici etkisi varsa da arılara ve işte birçok pollinator türe karşı, genel olarak böceklere ev sahipliği yapma konusunda böyle hani çok ideal bir bitki olduğunu söyleyemeyiz. Yani bu biyoçeşitlilik açısından önemli bir özelliktir. Host plant dediğimiz ev sahibi bitki olma konusunda çok böyle tipik bir zengin bir ev sahibi olduğunu söyleyemeyiz. Bitkin az sayıdaki türe ev sahipliği yapar. Peyzaj mimarlığında nasıl kullanılır? Peyzaj mimarlığında genellikle soliter olarak tercih ediliyor. Çünkü grup olmak için fazla büyük bir bitki. Genellikle böyle parklarda, bahçelerde kullanıldığında maksimum boyu 30 metreyi buluyor. Ama tabii iyi drenajlı topraklarda olması önemli. Ve su geçirimliliğinin iyi olması oldukça onu güçlü kılan bir özellik. Bunun yanında organik madde bakımından zengin olursa başı gözü üstüne diyor ama kuraklığa toleransının yüksek bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla eğer sulamayla alakalı bir sorun varsa akla gelen türlerden birisi olabilir ama eğer geçirimsiz bir tabakadan söz edecekseniz hani uzak durmakta fayda var Liriodendron trifera'da. Güneşin çok yoğun olarak geldiği böyle hani pırıl pırıl üzerine vurduğu zamanlardan hoşlanıyor elbette. Özellikle gölge yapıcı ağaç olarak kullanılması tavsiye ediliyor. Zaten gölge yapma etkisi de oldukça yüksek. O yüzden eğer geniş alanlarda çok etkili bir sonbahar sararması göstermek istiyorsanız, yazın başından itibaren bazen havalar ılımansa eğer, ılıman bir iklimdeyse Nisan'dan itibaren çok etkili bir çiçek güzelliği göstermek istiyorsanız ve yaprak formu itibariyle çok ilginç bir bitki göstermek istiyorsanız, güneş vuran bir alanda Liriodendron trifera kullanıp onun altında bir gölge oluşturmak oldukça akla yatkın, oldukça şık bir hareket olur. Ama özellikle kentsel kullanımda kök sürgünlerinin çok güçlü olduğunu ve başta parke taşları olmak üzere yerin altında ne varsa bir sürü kanal, fiber optik kablo, su hattı ne varsa bunların hepsi açısından ciddi bir tehdit oluşturabileceğini de akılda tutmakta fayda var.